Evet arkadaşlar, tuzakların ikisi de kapanmış. Bakalım ne yakalamışız. Birinde kızıl vergan yakalanmış. Evet, bunda güzel bir şey yakalamışız arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bayağı ben beri yakalamaya uğraşıyorum. Burada yayıldığını gördüm. Ben tuzaklarımda nasıl başarılı oluyorum arkadaşlar? Önce kuşları izliyorum. Kuşları izlemeniz lazım. Ondan sonra yayıldıkları yere bakmanız lazım. Bunu gördükten sonra bir iki gün daha incelemeniz lazım. Aynı yere geliyor mu bu kuş? Eğer aynı yere birden fazla geliyorsa bu kuşu bunu bir yere tuzağa kurarsanız o kuşu yakalarsınız. Şimdi bunu da bir inceleyelim. Bakalım nasıl bir hayvan. Sonra salacağız. Arkadaşlar kuşu kızarken aldım, görmüş olduğunuz gibi. Bu bir karabakal. Bunun bir de diğer türü var, bozbakal. Ama bu hakiki karabakal yani arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kakası sarı. Kakasını görüyor musunuz? Sarı bir rengi var. Ah! Isınma lan! Nasıl ısınıyor ya? Bu altın sarısı bir kakası var arkadaşlar. Bakın gözlerinin çevresinde de sarı bir kemer var. Arkadaşlar bu kuşlar çok güzel öpüyor. Çok güzel bir öpüşü var bu kuşun. Bu kuşlar genelde tam da bu aylarda bu öpmeye başlarlar. Bu böyle yaz boyunca sürer arkadaşlar. Bu gecenin yarısında mesela ben köyde oturuyorum. Gecenin yarısında bile öpüyor bu hayvanlar. Bu hayvanlara ulaşmak biraz zor. Böyle hele de canlı yakalamak gerçekten zor. Neden zor arkadaşlar? Bu hayvanlar çok akıllı, zeki hayvanlardır. Mesela bir yere gitti, bir yer buldu. Yayılacak bir yer buldu diyelim. Oraya hemen aklına kazır. Mesela güzel bir yerse oraya aklına kazır ve devamlı oraya gider. Yani hoş, memnun kaldıysa bulduğu yiyecekten devamlı oraya gider, orada yayılır. Hep başka yere gitmez. Bu da insanlara da aynıdır arkadaşlar. Yani insanları düşünün. Mesela siz bir berbere gidiyorsunuz. Bu berberden eğer memnun kalırsanız sürekli o berbere gidiyorsunuz değil mi? Mesela bakkal olsun, manav olsun. Her şeyde böyle. Eğer memnun kalırsanız oraya bir daha gider misiniz? Gitmezsiniz. Bu hayvanlar da böyle. Nerede yiyecek buluyorlarsa her zaman oraya gidiyorlar arkadaşlar. Mesela ben bunu yaklaşık 2-3 haftadan beri yakalamaya çalışıyorum arkadaşlar yani. Bakıyorum bu hayvan nerede yayılıyor, hangi yerlere iniyor, böyle nokta atışı yapıp tuzağı tam oraya kurup öyle yakalıyorum yani arkadaşlar. Yani ben tuzağı rastgele bir yere kurup da orada bu hayvanları yakalamıyorum. Yani işin püf noktası burada. Biraz araştırma yapmanız lazım. Çevrenizi araştırmanız lazım. Mesela yakalamak istediğiniz kuşu takip edeceksiniz arkadaşlar. Peşinden koşacağınız yani bu kuş nereye gidiyor, nereye iniyor. Sonra indiği yere, ilk indiği yere koymayacaksınız. Bir daha oraya iniyor mu? Devamlı oraya iniyor mu? Yani bu araştırmayı yapıp eğer o indiği yere kurarsanız böyle kesin net bir sonuca varırsınız ve kuşu yakalayabilirsiniz. Bu hayvanlar arkadaşlar genelde böyle solucan, böcek tarzı şeylerle beslenir. Ama bu cevizi de çok sever bunlar. Mesela ceviz. Ben bunu nereden gördüm? Yerde böyle ceviz kabuklarını kaldırıp altına bakıyordu arkadaşlar. Eğer ikisi varsa ikisini yiyordu. Bunlar cevizi çok seviyor. Yani tohumlar. Aklınıza gelebilecek her şeyi yiyor arkadaşlar bu hayvanlar. Başka ne var? Ne kaldı arkadaşlar? Bir de arkadaşlar lütfen bu yakaladığınız hayvanlara zarar vermeyelim. Yani eğer merakınız varsa sevin. Böyle güzel güzel sevin. Merakınızı giderin ve bu hayvanları salın. Bakın bu hayvanlara zarar vermeyin. Eğer bu hayvanlara zarar verirseniz büyük vebali var arkadaşlar. Yani şu anda aç mısın? Aç değilsin. Açlık dönemek durumunda mısın? Hayır. Yani bu hayvanı öldürmenin, yemenin bir manası yok. Mesela
Dağ başında kaldın, önceden yiyecek bir şey bulamayacaksın. Tabii tuzak kurup bu hayvanları avlayacaksın, bir şekilde hayatını devam ettireceksin ama bu zevk uğruna öldürecek bir hayvan değil, yakalanacak bir hayvan değil. Bu hayvanların doğada her birinin ayrı bir görevi var. Ve insanlar gibi yani yapıp yapmamak gibi şansları yok. Mesela bu böcek popülasyonunu bu hayvanlar sayesinde düzenleniyor yani. Onun için arkadaşlar bu hayvanlara zarar vermeyin. Şimdi bu hayvanı salalım. Tabii biraz sevdikten sonra. Şimdi biraz sevelim. Alıştı bana. İlk başlarda bayağı bir hırçındı. Çok kötü soruyordu ama şu anda biraz daha alıştı. Şimdi güzelliğine bakın arkadaşlar yani. Yani buna zarar verecek insan taş kalpli. Artık vicdanı ahlakı kalmamış insanlar yani arkadaşlar. Yani buna bu hayvanlara zarar verirseniz Allah diğer tarafta çekeceğiniz var. Eğer bir hayvana zarar verirseniz o diğer tarafta sizden hesabını soracak arkadaşlar. Yani vakti zamanı gelince bütün insanlar dirilecek, bu hayvanlar da dirilecek. Bu hayvanlar eğer bir insana zarar verdiyse ondan hesabını soracak. Ondan sonra toprak olup gidecekler. Hayvanların cenneti cehennemi yok. Sen ne yapacaksın? Bu hayvan gelip senden hesap sorduğu zaman sen ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamayacaksın yani. Onun için arkadaşlar şimdi bu hayvanı sevdikten sonra salacağız. Ben bu hayvanın hakkında detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında veriyorum arkadaşlar. Bu kurdun tuzağın da linki açıklamalar kısmında var. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu hayvana salalım. Evet arkadaşlar şimdi bu kuşu salıyorum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.